Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.33'e gösteriyor. Şu an hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Sayın Doğatepe, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sizi izliyoruz. Keyifli gidiyor değil mi yayın? Evet, teşekkürler. Sağ ol. Şunu sormak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve medya buluşması gerçekleşti. Siz de oradaydınız. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Medya gruplarının belli bir kısmına sansür var mıydı? Yani çağrılmama anlamında soruyorum. Yasaklar var mıydı? Yoksa herkes mi çağrılmıştı? Böyle bir soru geldi mi? Çağrılmayan var mıydı? Neler söylersiniz? Oradan başlayalım. Ben öyle bir sansür hissine kapılmadım. Hı-hı. İlk kez gelen isimler de vardı benim gibi. Daha önceden katılan isimler de vardı. Yani ben bunun zaten federasyon başkanı da söyledi. Bunu devam ettireceklerini, medya buluşmalarını. Hı hı. Hatta sık sık bir araya gelmek istediklerini ve önerileri almak istediklerini söyledi. Hemen sıcak bir tartışmayla başlayayım. Trabzonspor Beşiktaş maçında olmuştu. Vida'nın bir pozisyonu vardı. Dün Amrabat pozisyonu var. Bazen evet. Görüntülerde yakalanamayan. Mesela orada çok önemli bir şey oldu. Bazı kamera açılarının statlarda yetersiz olduğuna dair yayıncılıkta çalışmış arkadaşlar öneride bulundular. Federasyon başkanı da bu konuyu Beyin Sports'la görüştüklerine 25-30 milyon dolarlık bir yatırım gerektiğini söyledi. Yani hani böyle bir sansürden çok bir bilgi alışverişinin olduğu, bir sunumun olduğu bir toplantı havasında geçti diyebilirim. Yani şunu anlıyorum galiba, statların bazılarının pozisyonları gösterme anlamında, kamera açılarının tam anlamında yerlerini koyamadıklarından dolayı pozisyonları yakalayamadıklarını söylüyorlar ama bunun için de federasyonun cebinden bir 25-30 milyon euro para çıkması gerekiyor değil mi? Doğru yok, mu anlıyorum? Yok, yatırımcı kuruluşun da yayıncı kuruluşun yapması gerekiyor. Yani kamera sayısını artırmak olur, yeni kamera koymak olur. Sistem yani anlamında. Aslında sistem anlamında yani bu konuda çünkü mesela niye bu kadar çok sık VAR'a gidiliyor diye o da konuşuldu mesela toplantıda. Ferhat Gündoğdu'nun orada söylediği önemli bir detay vardı. Bizim VAR hakemlerimiz daha çok görüntüyle kanıt sunmak istiyorlar. O yüzden bu kadar uzun sürüyor. Yanlış karar verme endişesi taşıyorlar. İnceleme süresinin hızlandırılması konusunda da bu yönde eğitimlerimiz devam ediyor dedi. Yani aslında hani sorunlardan bir tanesinin en azından kaynağı tespit edildiği gibi görüyorum ben. Bu kamera açılarının ve kamera sayısının yetersiz olması nedeniyle bazı maçlarda pozisyonlar atlanabiliyor ya da işte mesela hani milli maçta görmüştük, geldi hakem 17 saniye sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Daha kısa sürdü. Yani 17 saniyede gitti penaltı kararını verdi. Dolayısıyla hani kamera açılarının yetersizliği konuşuldu. Bence bu önemli kazanımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Yani siz bu toplantıdan bir gazeteci olarak sorulan her soruya verilen cevaplarla tatmin oldunuz mu? Veya gerisi açısından bir umudunuz var mı? Ya şimdi şöyle bir şey, burada iki ayrı başlık altında değerlendirmek lazım. Bir, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yani federasyon başkanının söylediklerinin açısından değerlendirmek lazım. İki, Ferhat Gündoğdu'nun MHK'nın bundan sonraki ya da Türk hakemlerinin bundan sonraki gelişmeyle ilgili düşüncelerini aktardığı bir toplantı oldu diyeyim. Yani iki ayrı başlıkta gitti toplantı. Bence federasyon başkanının söylediği çok önemli bir nokta vardı. Önümüzdeki yıl yani bu sezon tamamlandıktan sonra mali disiplin konusunda taviz vermeyeceklerinin işaretini verdi. Yani aynı UEFA'da olduğu gibi finansal fair play'e adım adım uygulayacaklarını ifade etti. Bence bu çok önemli bir detay. Belki hani hakemleri bu kadar çok tartıştığımız için geride kalmış olabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezon yani bazı takımların mali sorunları nedeniyle lisans alamayacak durumda olduklarını ifade etti. Yani ben her sene bunları yaşıyoruz ama tabii sonuçta seçimler olduğundan dolayı ben çok fazla buna önem vermiyorum. Gene ince ince kulüplere böyle bir toleranslar tanınacak gibi geliyor. İnşallah dedikleri kurallar inşallah uygulanır. Kurallar maalesef ülkemizde uygulanmıyor. Katılıyor musunuz? Ya işte tabii doğru söylüyorsun. Mesela UEFA şimdi mesela kulüplerimizin hepsi gittiler. Bankalar Birliği ile borçlarını yapılandırma evet, anlaşmasını doğru. İmzaladılar. Bunu niye imzaladı? Çünkü o sene bu sözleşmeler imzalanmamış olsaydı hiçbir Türk takımı Avrupa'ya gidemeyecekti. Doğru. Yani hani bazen nedir? Sopayla artık demek ki biz eğitilemiyoruz, kuralları uygulayamıyoruz. Bazen belki sopayla terbiye etmek daha mantıklı olabilir diye düşünmeden edemiyor insan. Bu toplantıda sizin aklınızda kalan, aktarmak istediğiniz, bizleri dinleyenlere söylemek istediğiniz neler var?
Ha, bu arada çok tartışılan bir konuyu da sorduk orada gazeteci arkadaşlar. Yani gittiğiniz hakikaten tahkim kurulunda toplantıyı bastınız mı? Tahkim kurulu başkanının odasını bastınız mı diye soruldu federasyon başkanına. Federasyon başkanının da orada kendisiyle ilgili yaptığı bir açıklama oldu. Ya dedi, bizim dedi hani yaşam tarzımızdan hani ve hal ve hareketlerimizden bunu yapabileceğimizi düşünüyorlar ama böyle bir şey yapmadık. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Normal sistem bir şekilde kurallar neyi gerektiriyorsa onun kararları verildi dedi. Bu arada hani Fenerbahçe'nin baskısıyla FIFA listesinden çıkardı çıkartılmadı kavga tartışması da yaşanmıştı. Cihan Aydın olayı mı? Cihan Aydın olayı ile ilgili. Federasyon başkanı da orada şunu söyledi. Biz dedi UEFA ile ben UEFA başkanı ile konuştum. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Rosetti ile de konuştuk. Bir takım sıkıntılarımız olduğunu söylemiştik. Bu tartışma çıkmadan 15 gün önce biz zaten listemizi yollamıştık. Orada prosedürle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Prosedürle ilgili de biz UEFA'yı bizzat arayarak bu konuda bize esneklik göstermelerini istedik ve bunu kabul ettiler dedi. Bu çok enteresandır. Bir de orada ilginç bir anekdot anlattı. Bu tahkim kurulunda görüşmeler sürerken hakem kurulu başkanı Rosetti ile toplantı yaptıklarını, Rosetti'nin o hakemler için devreye girmek istediğini söyledi. Kendisini de Rosetti'ye bu konuda bizde hukuk işliyor, bizim müdahil olmamız söz konusu değildir cevabını verdik dedi. Yabancı hakeme doğru gidiyor olabilir miyiz? Neler söylersiniz? Çünkü çok fazla yani, hakem hataları var. Kulüpler isyan etme noktasına geldi. Hakemlerin kural bilmedikleri konuşuluyor. Neler söylersiniz? Bu konu ısrarla soruldu federasyon başkanına ve MHK başkanına. Federasyon başkanı özellikle bu konuda asla bir geri adım olmayacağını, Türk hakemlerle devam edileceğini, eğitimlere ağırlık verileceğini, yeni bir konseptle, eğitim konseptiyle biliyorsunuz iki ayrı perspektiften devam ediyor şu anda bize verilen, aktarılan bilgilere. Bir tanesi Vitor Pereira genel hakem eğitimiyle ilgileniyor. Bir tanesi Oha Capello, o da VAR hakemleriyle ilgileniyor. Yani VAR'a MHK başkanının açık söylediği bir laf var. Bundan sonra VAR'daki çizgilerin hepsini Oha Capello belirleyecek dedi. Yani eğitim özellikle bunu vurguladılar. Hakemleri tarama yaptıklarını söylediler. Yani şöyle söyleyeyim, TV gözlemciliği kaldırıldı. VAR yabancı kalktı, yabancı gözlemci kalktı. AVAR 2 sistemini getirdik dediler. Bu 6 kategori 4'e indirildi dediler hakemlikte. Hakem gelişim ve yetenek tarama çalışması yapılıyor dediler. Bakalım yani şimdi belirtilen bu çerçeveleri çizdiğinde yani bir proje var ortada bize anlatıldığı kadarıyla. Bu proje 2028'e kadar devam edecek bir proje. Eğitimiyle, gelişimiyle, hakem tarama yöntemiyle. Dolayısıyla yani hani hemen bugünden yarına belki değişmez ama ilk devreden sonra bir sürü hataların azaldığını, eğitimlerin arttığını ve ondan sonuç alınmaya başladığını görebilirsiniz diye bir ifadede bulundular. Evet, başka konuya geçmek istiyorum. Sizin eklemek istediğim bir de şey soracağım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ile ilgili sorular geldi. Bir de 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu yaptı biliyorsunuz. O soruldu mu? Neden bu hakemler gönderildi? Neden bazıları geri döndü? Geri dönenlere neden maç verilmiyor diye bir soru geldi mi Ferhat Bey'e? Ya o hakemler konusu biliyorsunuz bu tahkimde en son bazıları da onların içindeydi zaten. Bir gazeteci arkadaşımız 3-8 Mart'ın devamını yapmak için mi göreve geldiniz diye sordu. Güzel soru. Ferhat Gündoğdu'ya. Güzel soru. Ferhat Gündoğdu'dan önce cevap verdi. Federasyon başkanı cevap verdi. Burada dedi insanların kişisel hırslarını tatmin etme yeri değil burası dedi. Ben dedi davet ettim Ferhat Gündoğdu'yu bu göreve. Kişisel hırsını tatmin etmek söz konusu olmak isterse eğer buna ben izin vermem dedi. Türk futboluna hizmet etmesi için ben Ferhat Gündoğdu'yu davet ettim. O da geldi. Ben olduğum sürece Ferhat Gündoğdu görevine devam edecek dedi. Gene hala o konuya cevap verilemedi. Evet, düne dönmek istiyorum. Hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Düne dönmek istiyorum. Dün hakikaten ben ilk kez Beşiktaş Kongresi'nde bu kadar çok olayların olduğunu ilk kez görüyorum. Bilmiyorum daha önce yaşandı mı yaşanmadı mı bilemiyorum. Olaylı bir kongre. Başkanın açıklamaları var. Ahmet Nurçevi'nin ibra olmama durumu var. Borç 12 milyar TL. Dünle ilgili neler söylersiniz? Oradan başlayalım isterseniz. Dün giriş anından itibaren neler yaşandı?
aslında yani şimdi uzun süredir Beşiktaş'ta yani hemen hemen her camianın kendi dinamikleri var biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin ayrı, Galatasaray'ın ayrı. Hı hı hı. Birbirine benzer dönemler zaman zaman yaşanıyor. Şimdi kongre öncesinde de mali ve idari kongre öncesinde de Beşiktaş'ta böyle bir gerilim bekleniyordu. Şöyle söyleyeyim, 30 yıl aradan sonra ilk kez hani bu kadar netlikte eski bir başkan gelerek idari ve mali kongrede kendini savundu mu diyeyim, görüşlerini aktardı diyeyim en azından. Yani böyle bir ortam yaşandı. Daha önce biliyorsunuz Galatasaray'da da böyle bir durum yaşanmıştı. Adnan Polat ibra edilmedi. İbra edilmemişti. Sonra mahkemeden döndü. Dolayısıyla bir ibra edip etmeme konusunda tartışmaların olacağı kesindi. Ahmet Nur Çebi'nin de hazırlanıp geleceği ve konuşma yapılacağı ifade ediliyordu. Dolayısıyla hani beklenen bir gelişmeydi. Gerilim ufak tefek kongrelerde her zaman gerilim olur biliyorsunuz. Yani söz alma sırasından iddiaların tartışılması sırasına kadar veya konunun muhataplarının birbirlerine cevap vermesi şeklinde. Dün ben hani çok böyle abartılacak bir şey olduğunu ifade etmek istemiyorum. Çünkü dikkat ederseniz kavganın tarafları sonradan yatıştırıcısı oldular. Dolayısıyla hani bu noktada çok fazla önemsemediğimi ifade etmek istiyorum. Ahmet Nurçeven'in çok kalabalık bir grupla gelmesi, İsmail Cevahir'in genel kurul başkanına parmak sallaması, bunlar da aslında daha önce görülmemiş olaylar. Onu da söyleyelim Sayın Ali Fuat Doğatepe. Tabii yani şimdi şöyle söyleyelim, hani bir gerginlik var demiştim sosyal medya üzerinden. Ya ne olur ne olmaz ya, insanların ya eski yönetimi destekleyenler de var sonuç itibariyle. Hani artık Beşiktaş'ın kongre üyesi Türkiye'de bir rekora doğru gidiyor. 60 bin kişiye doğru gidiyor. Ama maalesef 2 bin kişi bile gelmedi dün kongreye. Pardon, kongreleri kaç bin kişi? 60 bin kişiye doğru gidiyor artık kongre üye sayısı. Dün gelen kişi sayısı? 2000 civarında. En çok son 1980 düşük. Civarındaydı. Ya. 2000 çok düşük. 60 bine 2000 çok düşük. İşte dolayısıyla hani ben hep söylüyorum, kongre üyeliklerinin de sorgulanması lazım. Yani bu bir sorumluluk diye düşünüyorum ben. Kongre üyesi o sorumluluğu hissetmeli. Yani en azından dün orada bir 5-6 bin kişi olsa daha farklı olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani kongre üyeleri o sorumluluğu taşımalı diye düşünüyorum. O yüzden hani evet, beklenen bir gerilim olacaktı ama yani bunlar çok ekstrem şeyler diye ifade etmek istiyorum. Asıl borç konusu önemli. Borç konusunda da hep şimdi bir şey çıktı biliyorsunuz hayatımızda, finansal okuryazarlık diye. Hı hı. Yani burada işte borcun ne kadar olduğuna dair işte denetleme kurulunun hazırladığı rapora göre 12 milyar TL civarındaydı. Genel Sekreter Kaan Şakul da borcun aslında 8.4 milyar TL olduğunu. Evet, orada bir 4 milyar TL'lik bir açık var. Yani o da herkesin merak ettiği bir konu aslında. Yani şimdi, 12'den 8'e nasıl indi? Şimdi ben onu size şöyle anlatayım. Yani hani finansal okuryazarlık, medya okuryazarlığı diye biliyorsunuz günümüzde yeni terimler gelişti. Hı hı. Ben bir muhasebeci, bizim eski deyimizde mali müşavir deniyor biliyorsunuz onlara da şimdi. Ona sordum, bana yazdığını izin verirseniz aynen okumak istiyorum. Buyurun. Muhasebe tekniği açısından yükümlülükler, şirketin ödemekle yükümlü olabileceği ödemeler demek. Borç deyince kesinleşmiş ödeme kastediliyor. Yükümlülük deyince tamamı kesinleşmemiş ödeme anlaşılabilir özetle. 12 milyar yükümlülüğün 8'i kesin borç. Yani bu 4'ü kesin olmayan borç. 4'ü ertelenmiş gelirler ve ertelenmiş vergi. Yani sonraki senenin vergisi. Örnek, doğru 3 senelik loca sattın. Bu sene isabetsizden geliri 2024'de yazıyorsun. Gelecek 2 seneninkini ertelenmiş gelire. Niye borç gözüküyor? Çünkü bilançonun pasif tarafında yer alıyor. Aynı örnekten hareketle kulüp aldığı peşin parayı iptal ya da başka sebeple iade etmek zorunda kalabilir. O zaman kesinleşmiş borca döner. Yani biraz muhasebe diliyle biliyorsunuz tüm kulüpler bu sıkıntıyı yaşadı. Yani tüm şirketler yaşadı aslında. Enflasyon muhasebesi geldi. Dolayısıyla hani bu rakamsal olarak ifade edilenler kesinleşmemiş borçları içeriyor. Yani bu eski yönetimler için de geçerli. Yani mesela Ahmet Nur Çebi, ben geldiğimde borç 582 582 milyon dolardı. Ben bıraktığımda 288 milyon dolara inmişti dedi. Yani hani bu rakamlarla ifade etme konusunda biraz hani teknik bilgi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi 6 aylık dönemle ilgili. Bundan sonraki süreç nasıl olacak Beşiktaş'ta, neler söylersiniz?
Bundan sonraki süreçte bence dün Başkan Hasan Arat çıktı, kendi projelerini anlattı, devam etti. Yani herkesin vurguladığı futbolda önemli bir gerçek var. Sayın Aygün Özbek, siz de biliyorsunuz. Top o üç direğin arasından geçtiği zaman bir sorun yok. Biz unutabiliyoruz. Sorun yok bir anda. Dolayısıyla geçmişte biraz önce siz de ifade ettiğiniz Adnan Polat'ın olduğu gibi ibra edilmediler. Mahkemeden döndü. Ahmet Nur Çebi bu kararı mahkemeye taşıyabilir ve oradan farklı bir karar çıkabilir ya da onanabilir. Dolayısıyla kongre üyelikleri veya bir daha başkan olamayabilirler tüzük gereğince. Başkan adayı olamayabilirler. Bence bu noktadan baktığımız zaman bunları tartışmak galiba biz taraftar, gazeteci, herkes yeniden eğitimden geçiyormuşuz gibi oluyor bu kongrelerde. Çünkü bilmediğimiz bir sürü noktalara dikkat çekiliyor. Burada Sayın Hasan Arat'ın ifade ettiği olay vardı. Mesela Ernst Young raporu vardı. Fikret Orman zamanında hazırlatılan eski döneme ilişkin araştırmaların yapıldığı. Onun bulunduğunu, ona ulaştıklarını ifade etti. Onun içinde yetkisi olmayan yönetim kurulu üyelerine imza attırıldığını ifade etti. Şimdi cezai açıdan bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunulabilir mi, bulunulamaz mı? Onların araştırılması gerekiyor. KPMG raporu vardı biliyorsunuz. Ahmet Nur Çebi zamanında son 10 yılı kapsayan araştırma. Doğru. Ahmet Nur Çebi de o dönemle ilgili 17 ayrı dava açıldığını söyledi. Yani bu tarz araştırmalar, dosyalar ve incelemeler sonrasında neler yaşanacak onları da göreceğiz. Dün kongrenin en önemli katılımcılarından bir tanesi Serdal Adalı'ydı. Serdal Adalı geldi ve kendi ifadesiyle de açıkladığı gibi Ahmet Nur Çebi yönetimini ibra etmedi ve Hasan Arat dönemini ibra etti. Ha, bu arada onu da belirtelim. Hasan Arat dönemi ibra oldu. Seçildiği dönem ibra oldu. Dolayısıyla kavga gürültünün olduğu ama sonrasında yani bir nebze hani gerilimin azaldığı, yani bence daha çok tepki bekliyordum Ahmet Nur Çebi kürsüyle konuşurken, ama karşılıklı diyalogla da olsa ben daha sonradan sakinleştiğini ifade edebilirim. Bu arada enteresan bir şey, siz sormadan ben söyleyeyim. Küfürlü slogan tartışması vardı biliyorsunuz. Evet, onunla ilgili de çok fazla dinleyicimizden de mesajlar da geldi, onu da söyleyelim. Neler söylersiniz? Yani şimdi İnanın şimdi o tezahürat tahminime göre 3 ya da 4 kez yapıldı. Ben de ilk dinlediğimde ne dendiğini inanın anlamamıştım. Biliyorsunuz kongre ortamında 2000 kişi olsa, yani misafirlerle beraber 2500 kişi, herkes birbiriyle konuşuyor, kürsüdeki hatip konuşuyor derken ben 3. ya da 4.sünde tam olarak ne dendiğini anladım. O sırada Beşiktaş yöneticilerinin de anlamış mıdır, duymuş mudur kelimeleri tam anlamıyla bilmiyorum. Sonradan hem Başkan Hasan Arat hem Hüseyin Yücel açıklama yaptı biliyorsunuz. Hüseyin Yücel kürsüde tezahüratın sözlerinin tam olarak anlaşılmadığını, besteye kendilerinin alkış tuttuğunu, hatta ben de alkışlamamıştım, ne olduğunu da anlamadım dedi. Yani bunun münferit bir olay olduğunu ifade etti. Aynı şekilde Başkan Hasan Arat da Sayın Arat Okan Buruk hastalandığında hemen ameliyata girdiğinde hemen kendilerinin mesaj yayınladığını söyledi. Yani böyle bir şeyin olmayacağını, bunun münferit bir olay olduğunu söyledi. Hı hı. Ben de yani en azından kendim de orada tanıklık yapabilirim. İlk anda ben de o sloganın, o tezahüratın sözlerini tam olarak anlayamadım, ifade edebilirim. Üçüncü ya da dördüncü de çok dikkatli dinleyince anladım. O yüzden kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani ilk anda duyulmamış olabilir. Tabii demin sormayı unuttum. Sayın Mehmet Büyükekşili ve Ferhat Gündoğdu toplantısında şu konu konuşuldu mu? Özellikle Sayın İbrahim Hacı Osman'ın Mehmet Büyükekşi dönemiyle ilgili çok fazla iddialar var. Ellerinde bilgi belgeleri olduğunu ve bununla ilgili hukuki sürece başlatacaklarını hep söylemişlerdi. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Rakamlar belli mi? Bir geri adım atma olabilir mi? Neler söylersiniz? Mehmet Büyükekşi cephesinden de bir bilgi geldi mi size? Şimdi o soruyu ben sordum. Geçmiş dönemde hemen notlarıma izin verirseniz hemen notlarıma bakayım, yanıltmadan size söyleyeyim. Ne bilgi alalım diyorsunuz? Doğru, doğru. Evet. O dönem şimdi, çünkü önemliydi biliyorsunuz. Rakamlar da çok ciddi. 5 milyon TL kasada para var dendi. 272 milyon TL içeride olduğu konuşuldu. 4 milyon euro gibi rakamlarla misafirlerin ağırlandığını, 16 milyon euro gibi rakamlar konuşuldu. Çok ciddi iddialar bunlar çünkü. Bir berbere paranın gittiği konuşuluyor. Çok... Tabii tabii. Buyurun. Buyurun dinliyoruz. Ben şöyle bir soru sordum federasyon başkanına. Geçmişe baktığımızda kriminal bazı olaylar yaşandı. VAR kayıtları sızdırıldı. Adli
ilgili olaylar oldu. Bunların log kayıtlarının tutulmadığı ortaya çıktı. Sahte raporlu hakemler ortaya çıktı. Doğru. Adli soruşturma gereken olayları mahkemeye taşıyacak mısınız diye sordum kendisine. Hı hı. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sözleri şu şekilde. Hemen söylüyorum. Trabzonspor'dayken de bir önceki başkanın raporunu adliyeye gönderdim. Rapor istedik. Rapor verir mi vermez mi bilmiyorum. Bağımsız denetçi getirip rapor düzenliyoruz. Hepsinin hukukunu önüne koyacağız. Hmm. Sayın Büyükekşi bize cevap vermiş. Biz işimize bakıyoruz. Geçmişte kalanlara pislik atarak bir yere varamazsınız denilmiş. Sayın Büyükekşi finansal okuryazarlık okuyan birilerinin bakması lazım. Bu cümle absürt bir cümle. Ben ahlaki okumaya daha çok değer veriyorum. Hmm. Kendisi hukuki haklarının saklı olduğunu söylemiş. Finansal okuryazarlık konusu savcı ve hakimler verir. Doğru. Suç unsuru olan her şeyi adli makamların önüne koyacağız dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani sonuna kadar takipteyiz diyor. Tabii. Yani şimdi bu... Bununla ilgili bir geri adım olmayacağını anlıyoruz. Doğru anlıyorum değil mi? Tabii. Yeniden bağımsız denetçiden yeni bir rapor alacaklarını söyledi. Bu iç denetim raporuydu benim görebildiğim kadarıyla. Hı hı. Bağımsız denetçiden bir rapor alıp, biraz önce Beşiktaş konusunda bahsettiğimiz gibi, bağımsız denetçiden rapor alıp suç unsuru olan ne varsa hepsini savcılıklara göndereceklerini ifade etti. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, saygılar herkese. Saygı bizden, sağ olun. Evet, hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz.